Erdem TV'den herkese merhabalar. Bugün yine sizler için sokağın nabzını ölçeceğiz. Bizleri takipte kalın. Siz Cumhurbaşkanı olsaydınız ilk icraatınız ne olurdu? İlk icraatım şu olurdu. Türkiye'nin ileri gelen demokrat, profesörler, bilim adamları, teknisyenler, akademisyenler, demokratik kitle örgütlerin başkanları, sendikaların başkanlarını toplardım. Bu ülkenin nasıl kalkınacağını onlara havale ederdim. Bir proje hazırlardı ve onların görüşüyle hareket ederdim. En azından derdim ki şu elektrik ücretsiz olsun, su ücretsiz olsun, doğalgaz ücretsiz olsun. Ya halka bir nefes aldırırdım. Yani bunlar çoğu ülkelerde bedava olan, mesela Azerbaycan'da çok cüzi doğalgazlar. Buna benzer şeyler yapardım. Yani bir de insanların yani birbirlerini sevmesini isterdim. Ekonomik düzeylerini artırırdım. Geliri olanlardan vergilerini alırdım. Şimdi mesela çok büyük iş adamları var, fabrikaları var. Vergi vermiyorlar. 500 milyon, 600 milyon vergi borçları var. Onların üzerine gidilmiyor. Al onlardan vergiler. İkincisi olarak mesela bunları o topladığım komisyonlara anlatırdım. Bunlarda bir çözüm yolu aradım. Geçmedik köprülerde para ödüyoruz. Yani düşünebiliyor musun? İnmediğimiz havalanda para ödüyoruz. Yani yazık da bu memleket dünyanın en güzel ülkesi. Dünyanın hiçbir ülkesinde 4 mevsim yaşanan bir ülke yoktur. Türkiye'nin dışında. Bu yönde bu ülkemizin çok nasıl bir adım ileri gideceğini anlatacağım. Mesela şimdiye kadar bir doğuda yani Afrika, Asya o taraflardan Türkiye'ye doğru geldiğin zaman Türkiye'nin ne kadar büyük olduğunu görürsün. Bunun tek nedeni Atatürk bizi oradan aldı, bu duruma getirdi. Bundan sonrasını ne yaptı? Biz ilerletemedik. Yani bugün şöyle bir geriye düştüğüm zaman 1930'larda da Avrupa'da kadınlara seçme seçilme hakkı yokken Türkiye'de vardı. Dünyada ilk kadın toplantıları Türkiye'de yapıldı, İstanbul'da yapıldı. Yani biz eğer böyle devam etseydik bugün dünyanın süper devleti olurduk. Ha, bugün bu insanlarımız çalışkan, gençlerimiz çalışkan, insanlarımız misafirperver. Yani yapacağınız ilk icraat Atatürk ilkelerini tekrar hayata geçirmek mi olurdu? Tabii tabii. Bugün Atatürk ilkeleri icraatlarını yerine getirirdim. Çünkü 36 ülkede heykeli var. Japonya ders kitaplarına koymuş Atatürk'ü. Daha 70'lerde Küba, Fidel Castro, Che Guevara Atatürk'ün öncülüğünde onlarda devrim yapmıştır. Yani onlar faydalanmıştır. Ama biz ülkemizde Atatürk ilkelerinde faydalanamıyoruz. Samsun'daki heykelini yıkmaya çalışıyoruz. Nereye gidiyoruz? Ya bunları bir sefer ortada kaldırdım. Yani en başta eğitim. Eğitim, eğitim, eğitim. Yani bu eğitim de halkın yararına olacak. Belli bir zümrenin yararına olmayacak. Bilime dayalı, üretime dayalı eğitim olacaktı. İşsizliği kökten çözecek bir şey. Bütün kadınları işten çıkarırdım. Bak doğru. Onların yerine önce aileden oğlunu iş alırdım. Veya kocasını. Veya damadını. Veya şunu. İşsizlik vallahi biterdi. Abi git ilanlara. Hep kadın işçi. Diksiyonu düzgün diyor bak. Diksiyonu düzgün diyor. Yaptırıcı işte işçilik yani. Bir kadın kocasına bir çorba, iki bardak çayı çok görüyor. Dışarıda 100 tane erkeğe çay yapmasını, yemek yapmasını çağdaş özgürlük. Her kadın maaş alınca kendini özgür olsan ediyor. Ve aileler çatır diyor yani. İlk bunu değiştirin. İdamı yetme. İdam getirsem kötüye kullanırlar. Lan bu adam hepsini yaptı ya. Vallahi bir şey olmadı yani. Şu gelecek hükümet var ya. Allah göstermesin. Şu millet ittifakla kazanırsa var ya. Şunlara sahip çıksa. Hani İmamoğlu'nu görüyoruz bak adam. Büyükşehir bir imtihan yani. Bak üstlerde yaptığı bir şey yok. Metroya bindi Mecidiyeköy'den. Vallahi merdivenle arızalı. Gidiyor şuraya gidiyor. Balık yemeye gidiyor. Şuraya gidiyor. Buraya gidiyor. Yaptığı da bir açılış yok. Ben belediyeden emekliyim bak. Hiç açılış falan yok. Yaptığı bir şey yok. Lay lan lum. Yalaka sanatçılara para dağıtmak yani. Bir de şu millete rica ediyorum. Millet su parasını ödemesin arkadaşlar. 130 zam geldi. Ödemesinler. Ben Kılıçdaroğlu bu lafını hoşuma gidiyor. O elektriği ödemedi. Ben de suyu ödemesinler diyorum yani. Suyu ödemesinler. Hala %80 zam istediydin. AK Parti'nin çoğunluk olduğu için kabul etmediler. 130. Su parasını ödemesin İstanbul, İSKİ'ye. Suyu ödemesinler yani. İlk olarak ekonomiyi değiştirdim. Daha doğrusu ekonominin temelinde yaşayan, temeli oluşturan da eğitimdir aslında. İlk olarak eğitim daha doğrusu değiştirmek isterim. Çünkü eğitimsiz bireyler yanlış ekonomi politikalarıyla. Yani şu an Recep Tayyip Erdoğan'ın hanımı Emine Erdoğan yani ilkokul mezunu bir insan. Yani o tutuyor ama doçentlere, profesörlere şey veriyor. Seminer düzenliyor. Benim arkadaşım mesela Almanya'da, Flensburg'da konuşuyoruz. Bana diyor ki gel diyor falan. Dedim yok ben seviyorum ülkemi. Yok gel diyor, boş ver diyor. En son konuştuk. Dedim geleceğim. Dedim ne zaman geleceksin? Dedim ki yok gelmeyeceğim. Vazgeçtim. Neden de? Dedi siz bizi kıskanıyorsunuz. İyi dedi. Güldü böyle. Aynı sizin gibi böyle gülümsedi, görüntüledi. İyi dedi.
dedi, kal orada dedi, yaşa dedi. Konumuza dönecek olursak ilk olarak eğitimi değiştireceğim. İnsanlar 8-5 çalışan fabrika işçileri yetiştiriyorlar. Hiçbir şekilde girişime izin verilmiyor. Herkes üniversite alınıyor. Üniversiteyi bitiren gençlerse sanki bütün gelecek kapıları onlara açılmış gibi de hazırlanıyorlar, okuyorlar ama emekleri boş. Ben mesela üniversite kazandım ama açıktan yazdım. Param yok, şehir dışında okumaya param yok. Nasıl yetsin? Benim babam rahmetli oldu. Emekli din kültürü öğretmeniydi. Annemin emekli aylığından mı para alıp gidecektim okula? Çalış diyorsunuz. Çalış, iş de yok ki çalışalım. Mesela şu anda gıda fiyatları pahalı. Hemen zabıtalara, belediye kurumlarına emir verirdim, yetki verirdim. Her işletmeyi, her böyle gıda ürünleri satan yerleri denetleme. Yani zabıta gidecek, işte sen bu fahiş fiyat, mesela ekmeğin fiyatı ne kadar, devlet diyelim 2,5 ya da 2 liradan. Sen bunu 4 liraya, 3 liraya satamazsın. Ona bir kriter getirmesi lazım. Kira fiyatları diyelim 3000 lira. Sen bunu devlet olarak ben yetki, yani cumhurbaşkanı olarak ben yetki verirdim. 1+1 daire konumu ne olursa olsun diyelim 1,5 lira. 1,5'tan veyahut da 1-200'den fazla kiraya veremezsin. Şart koyardım. Yani bir şartlanma getirirdim. Şimdi Türkiye'de serbest piyasa ekonomisi var. Serbest piyasa ekonomisi olduğu için de ne oluyor? Bizim de biraz insanımız çıkarcılığa kaçıyor. Şimdi kira fiyatları yükseldi. Adam 3000 lira diyelim. 1200-1500'lük kirayı adam 3000 liraya çıkarmaya çalışıyor. Ne oluyor? Fırsatçılık yapıyor. Daha fazla para almak için. Bu sefer ne oluyor? Diğer kiracı olan taraf mağdur olmuş oluyor. Ama sen devlet olarak buna bir el koyarsan, bir cumhurbaşkanının vesaire bir yetkisi olursa zaten var. Buna hani denetleme getirirsen, kanunla yetki getirirsen, bunu uygulamaya da ceza verirsen ben bu ekonominin de biraz daha düzeleceğine inanıyorum. Açıkçası. Şimdi şöyle bir şey var. Güzel bir konuya değindin. Şimdi bugün mal sahipleri hemen bu fiyatları fırsat bilip fırsatçılık yapıp kirayı hemen %100 zam yapabiliyor. Evet. Ama aynı mal sahibi bugün markete gidiyor ve zamlara laf söylüyor. Evet. İlk kendimize bakmamız gerekmiyor mu? Kesinlikle doğru. Yani önce çuvaldızı kendimize batıracağız. Ondan sonra insanları yargılamaya çalışacağız. Yani ben burada şunu demek istiyorum. Hani Cumhurbaşkanımızın hani biraz daha şu şekilde, tamam, dış politikada biz onu her zaman destekleriz. Mesela Avrupa'ya, Amerika'ya karşı her zaman destekleyeceğiz ama bizim de şimdi güçlü olabilmemiz için, şimdi güçlü devlet demek güçlü ekonomi demek. Bir devletin güçlü olabilmesi için ürettiği hacim, mal, ekonomi miktarı. Mesela bugün Amerika Birleşik Devletleri niye güçlü? Şimdi adama baktığımız zaman bütün dünya çapındaki şirketler, Microsoft, Apple olsun. Mesela bir Apple'ın bütçesi şu anda 3 trilyon dolara gelmiş. Yani adamın tek bir şirketi bütün bir bizim Türkiye'nin bütün 500 tane büyük şirketimizi alabilecek bir kapasiteye sahip. Yani güçlü devlet demek güçlü ekonomi, güçlü ordu. Yani bu devletimizin fabrikaları, işte işletmeleri, yani üretim, katma değerli mal üretmesi gerekiyor. Teknoloji üretmesi gerekiyor. Hani bunu yaparsa Türkiye gerek ekonomimizin de güçlü olacağına inanıyorum. Dolar bazında da bir inşaatın, yani doların da düşeceğine inanıyorum. Çünkü ticaret hacmimiz artarsa, kendimiz üretmeye başlarsak bazı şeyleri dışarıdan almayacağız. Bu da ne olacak? Dolarla alışverişimiz yapmayacağı için iç pazarda. Bu da biraz daha fiyatlarımızın ucuz, yani yerli malı yurdun malı derler ya. Fiyatların biraz daha ben düşeceğine inanıyorum. Hani eğer üretim olursa. Ben devletimizin, cumhurbaşkanımızın biraz daha üretim bandında iş yapması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ne kadar dışa az bağlı olursak o kadar çok milli, mesela şu anda mesela savunma sanayinde ben bakıyorum Türkiye'nin yapmış olduğu çok başarılı işler var. Mesela bu Teknofest'te vesaire olsun. Ha bu mesela bir konsept. Çok da güzel bir konsept. Türkiye'nin gençlerinin önünü açabileceğini, yani imkan veriyor. Devletimiz imkan veriyor. Teknoloji üretmek istiyorsa çağırıyor. Fikir, yani genç dimağlar arıyor şu an Türkiye'ye aslında bir nevi. Hani bunu biraz da savunma sanayinde yapmış olduk. Şu an mesela savunma sanayindeki dışa bağlılık oranımız, yani yerli sanayimiz savunma sanayinden bahsediyorum. %70-%80 bandına geldi. Bu da ne oldu? Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığını azaltmış oldu. Mesela şu an istedikleri gibi ambara koyamıyorlar. Mesela Suriye'de operasyon yapıyorsun, ambara koyamıyor. Çünkü kendin üretiyorsun. Gerek F-16'nın bombardımanı, gerek F-16'ların kodlaması, yazılımları vesaire. Hepsini bunları kendin yapmış oluyorsun. Ne oluyor? Dışa bağımlılığı azaldı. Ama bunu bütün ekonomide görmek istiyoruz. Yani gerek biz, ben mesela şu baktığım zaman şu Volvo'nun İsveç değil de Türk malı olduğunu, yani Türk malı bir araba görmek istiyorum. Veyahut da ne bileyim bir şey olduğu zaman Türk malı bir şey görmek istiyorum. Yani dışarıdan değil de yerli iç pazarda görmek istiyorum bunu. Yani bunu dışarı satarsak da zaten ülkemizin ekonomisi zaten gelişeceğine inanıyorum ben. İnsanların arasındaki bu ırkçılığı bitirirdim. Bir de bu sınıf tabakasını kaldırırdım. Zengin daha zengin oluyor. Fakir daha fakir oluyor. Herkes torpille bir yerlere girmeye çalışıyor. Önce bunu kaldırırdım. Herkes kendi hakkıyla bir yerlere gitsin. Zaten bunu düzelttiniz mi her şey geliyor otomatikman. Kendilerine verilen yetkilerin yerinde kullanılması. Yani hukuk devletine uyulması. Yani keyfi kararlar verilmemesi. Efendim padişah gibi bilmem şu bu gibi, yani ne derler, köprü tutan deli dumruldu yani, olmasın yani. Hukuk devleti neyse onu olsun. Avrupa insan hakları neyse olsun. Standart şeyler yani. Vatandaşın işte kalkınmışlık, gelişmişlik, bunun için fitne, fesat, husumet olmasın yani. Bu Cumhurbaşkanı'nın görevi bu, bunları sağlamak. Ama bakıyorsun kendi partisi, kendi yandaşı, kendi şeyi, ondan habersiz bir sürü işler yapıyor yani.
Valla bu anayasayı değiştirirdim. O yeni neslin geleceğini düşünürdüm. Bugün yeni nesil okuyan insanlar, mesela Türkiye'nin geleceği bu gençlerin üzerinde. Benim gibi bir insan, mesela 65 yaşında bir insanım, okumamışım. Fakat bu çocuk 4 tane üniversite okumuş. Açıkta en başta üniversite çocuklarına bu memlekette bir yatırım yapacaktım. Eğitim sistemini değiştirdim. Değiştirecektim. Ha, onu değiştirecektim. Ben bunu söylüyorum. Mesela adam 3 tane üniversite okumuşsa, açıktaysa nasıl bir sistem yani? Ben bunu diyorum. Başka bir şey demiyorum. Kamuda personel atamayla ilgili işlemi değiştirdim. Neden değiştirdim? Liyakat denilen sistem hak edene verilirdi. Atıyorum bekçi, emniyet müdürü ve vali olma yolunu açardım en başta. Bu yapılmadığı sürece atamalarla bir gün birisi tanıdığını getirir, bir gün birisini getirir. Adam Ankara'da oturuyor, geliyor burada adam oluyor. Olmuyor. Ama %99'u Müslüman diyorsun. Müslümanlığın %1'i değil, 1/1'i uygulanmıyor. Artı şu anda Türkiye'de insanlar İslam'dan uzaklaşmaya başladı. Bunun sebebini de yönetenlere sormak lazım. Memleketi neye iyi götürürse onu değiştirmek isterdim. İlk önce bir üretim. Her şeyin başı gerçekten üretim yani. Üretim olduğu sürece hiçbir zaman bir ülkenin sırtı yere gelmez. Üretim olmadığı bir yerde hiçbir şey olmaz. Ekonomi bozuk olur, istikrar olmaz. Sıkıntılar büyür yani. Gittikçe de büyür yani.